33 dakika. Ha iyi. Açtın mı? Açtım öyle var. Evet, sevgili YouTuber arkadaşlarım. Hepinize Viyana'dan hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Şu anda hem pizza yapacağım hem de size video çekeceğim dedi. Şeyh Şabani Veli Hazretlerini okuyacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak bu iş. Şeyh Veli Hazretlerini önce bir tanıyalım. Kim, nerede yaşamış, nerede doğmuş arkadaşlar. Halvetiye tarikatının Şabaniye kolunun kurucusu olan Şeyh Şabani Veli Hazretlerinin doğum tarihi bilinmemektedir. Ya şu bundan da bir şey anlamadım. Yani niye doğum tarihi bilinmiyor? Bu insan Allahu Teala'nın has kulu, veli kulu. Kastamonu vilayetinin Taşköprü kazası merkezinde doğdu diyor. Hatta merkezde doğmuş yani. 16. asırda Osmanlı velileri içinde müstesna bir mevkiye sahiptir. Evet arkadaşlar. Yani 16. asırda yaşamış bir veli. Allahu Teala'nın has kulu. Anne ve babasını küçük yaşlardayken kaybetti. Yani küçük yaşlarda yetim kaldığını söylüyor arkadaşlar. Akrabasından bir kadın kendisini evlatlığa almış, evvela Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiştir. İlk medrese bilgilerini doğduğu kazada ve daha sonra Kastamonu'ya gelmiş bir müddet daha ikmal etmiş ve sonra İstanbul'a gitti. Evet. Bak insan doğduğu şehirde kalmıyor. Yani bu her insan için geçerli. Mutlaka insanlar bir yerlere göç ediyor veyahut da gurbete çıkıyor arkadaşlar. Şeyh Şabani Veli Hazretleri İstanbul Fatih civarındaki medreselerden birinde bir odayı ikametgah ittihaz ederek İstanbul'un tanınmış ilim adamlarından tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini öğrendi. Evet arkadaşlar, hem hayatını okumaya devam ediyoruz hem de biz de sohbetimize de devam edelim. Bu ilim tahsili sırasında ruhundaki açlığını karşılamak için münzevi hayat yaşamaya, tekkelere devam etmeye ve çokça zikre başlamıştır. Fakat bu ruhi boşluğunu dolduracak tam bir huzur bulamadan buradaki tahsilini tamamlamıştır arkadaşlar. Yani Şabani Veli Hazretleri buradan anlaşıldığı gibi tamamen maneviyetini tam geliştirmek için kendisine ne arıyor? Bir hoca, alim var. Bir başka veli arıyor yani, bir başka değil de. Medrese tahsilinden sonra zahiri ilimlerde yetişmiş bir veli, alim ve elinde icazetnamesi olarak Kastamonu'ya dönmeye karar vermiştir. Bu sırada bir gece rüyasında memleketinize sıla yapınız hitap ile karşılaştı. Bu rüyanın ardından yanında bir iki arkadaşı ile birlikte Kastamonu'ya dönerken Bolu'da Hayrettin Togadi Hazretlerinin tekkesi yanındaki bir handa konaklamak için durmuşlardı. Yatsı namazı için arkadaşları Şeyh Şabani Veli'ye tekkeye gitmeyi teklif etmişlerse de o dervişler bir zincirdirler. Onlar insanları çeker. Gece gitmek doğru değil. Yarın sabah namazına gideriz. Demişse de arkadaşları gitmek hususunda ısrar edince sabır ve tahammülü
kanmayarak arkadaşlarıyla birlikte camiye gitmişlerdir. Hadi. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dervişlerin yapmakta olduğu zikre iştirak etmişlerdir. Bu sırada kalbinden ilahi bir aşk parlamıştır. Zikri bittikten sonra arkadaşları camiden çıkarken Şaban Efendi'nin camide oturduğunu ve kalkmadığını görmüşlerdir. Yani ilk önce oraya gitmek istememiş Şaban-ı Veli Hazretleri. Sonra da oradan çıkmak istemiyor. Zikri bittikten sonra arkadaşları camiden çıkarken Şaban Efendi'nin camide oturduğunu ve kalkmadığını görmüşler. Yanına vararak gidelim demişlerse de Şaban Efendi, ben size söylemiştim, dervişler zincirdirler. Şimdi beni bağladılar. Ben sabah namazına kadar burada kalacağım demiş. Sabah namazını camide kıldık da arkadaşları yola girip Kastamonu'ya gitmeye, Şaban Efendi'ye burada kalmaya karar verdi. Bak gördünüz mü? Yani bak Allah-u Teala'nın veli kullarını nasıl oradaki Hayrettin Tokadi Hazretleri çekmiş. Yani İstanbul'da ilim öğrenmek isteyen insanın nereye çekiyi? Bolu'daki dergahına çekiyor. Tabi orada Hacı Veli Şaban Hazretleri burada ne yapacak? Erecek. Burada gelişecek arkadaşlar. Onun manevi ikliminden bir şeyler öğrenecek. Şimdi bilenle bilmeyen bir olur mu? Şimdi bazı insanlarımız, ben de dahil, çoğu konularda boş konuşuyoruz. Halbuki olay öyle değil arkadaşlar. Bilmediğin şeyi gidip öğreneceksin. Ne diyor Hazreti Ali? Beşikten mezara kadar öğren. İlim kindeyse git al oku. Bak ne kadar güzel yani. Evet. Şimdi tekrar okumaya devam edelim. Şaban-ı Veli Hazretleri burada tasavvufta üstad olan Hayreddin-i Tokadi Hazretleri'nin huzuruna gitmişler ve onun manevi himayesine girmişlerdir. Hayreddin-i Tokadi Hazretleri halveti yolunun büyüklerindendi. Hayreddin-i Tokadi Hazretleri kendisini ziyaret eden bu kabiliyetli talebeyi bir müddet memleketine göndermeyip yanında bıraktı. Şaban-ı Veli uzun seneler Hayreddin-i Tokadi Hazretlerine hizmet etmekle şereflenip tevekküllerine kavuştu. Hocasının himmeti, bereketi kısa zamanda yetişerek tasavvuf yolunda derecelere kavuştu. 12 sene burada maneviyat yolunda bulundu. Hocasının 1535 Hicri 941 senesinde vefatından sonra halifesi oldu. Şaban-ı Veli Hazretleri icazet aldıktan sonra Kastamonu'ya doğru hareket etmişlerdir. O zaman Hacı Bayram Veli Hazretlerine mensup Atabey Gazi yanında metfun İsade'de dervişlerinden iki kişiye araç yolundan büyük bir zat gelmekte olduğunu ve bu zatı karşılamak için araç yoluna gitmelerini söylemiştir. Bak, yani Şaban Veli'nin memleketine geldiğini haber alıyor. Artık tabi bu ilahi bir güçle, manevi bir güçle Allah tarafından Metun-i Saadet Efendi'ye ne yapıyor? Bu şey oluyor.
Bu ne? Şaban Veli Hazretlerinin geleceği söyleniyor yani. Onun için bu dervişlerin karşılamasını istiyor. Bu iki derviş suluk mevkiine çıkmışlar ve gelecek zatı beklemeye başlamışlardır. Mütevazi bir kıyafet ve halde başında eski bir sarık bulunan bir zatın geldiğini görmüşler ve yanına yaklaşarak büyük bir zatın bu yoldan gelmekte olduğunu ve kendilerine yolda rast gelip gelmediğini sormuşlar. Mütevazi Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri böyle bir zatta rast gelmediğini söyleyerek kendisini de tanıtmadan yanlarından ayrılmış ve Hisar ardında Şeyh Sünneti Efendi Mescidine yakın Hüsem Halife'nin yaptırdığı ve Cemalettin Cami adı ile anılan caminin avlusuna inmişler ve orada münzevi bir hayat geçirmişlerdir arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Ben Allah-u Teala'nın veli kullarını çok seviyorum ve bunların hayatlarını okumak bana o kadar güzel geliyor ki ben bunların hayatlarını okudukça kendimi buluyorum. Yani kaybolmuş bayramı buluyorum. Sizlerin de okumasınızı tavsiye ederim. Ben bu kitaplara zamanında burada Viyana'da güzel iyi bir para verdim arkadaşlar. Hem okuyoruz görüyorsunuz hem de işimi yapıyorum. Yani bugün de bir kahvaltımıza pizza yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bunun peynirini götüreceğiz. Şaban-ı Veli Hazretleri Kastamonu'da halkı irşada başlamışlardı. Dünyaya hiç meyletmezdi. Takva ve ferah ehliydi. Haramlardan şiddetle kaçar. Hatta şüpheli korkusu ile mübahların bile fazlasını terk ederdi. Zamanlarının bir dakika boşa geçmemesi için uğraşır. Vaktini ibadet ve insanlara faydalı olmakla geçirirdi. Kendisine sığınanları boş çevirmezdi. Dini İslam'ı yaymak, ehli sünnet itikadını herkese anlatmakla vaktini değerlendirirdi. Dinin emirlerini yapmayan ve yasaklarından kaçınmayanlara ziyadesiyle nasihat eder, onların cehennemde yanmaması için elinden gelen gayreti gösterirdi. Getirilen hediyeleri kendisi zahiren çok fakir olduğu halde hepsini muhtaçlara, yetimlere dağıtırdı. Görünüşte insanlar arasında bulunurdu fakat kalbiyle hep Allah-u Teala'yı hatırlar, hakiki sahibinden bir an dahi gafil olmazdı. Yaptığı dualar kabul olurdu. Bir müddet sonra yakınında bulunan Sünnet-i Efendi Mescidi, şimdi Şeyh Şaban-ı Veli Cami adı anılan mescide gitmişler ve o mescid içinde bulunan Şeyh Ahmed-i Sünnet-i Efendi'nin halvetinde 40 gün riyazat ve ibadet ile vakit geçirmişlerdir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dedik ya hem pizza yapıyoruz hem de size Şaban Veli Hazretleri'nin hayatını okuyorum arkadaşlar. İnşallah dinlersiniz yani. Dinlersiniz bir de beğenirsiniz. Dersiniz ya bu bayramın burada emeği var. Şey yaparsınız. Evet. Hem okuyacağız hem de işimizi yapacağız arkadaşlar. Şuradan şey aldık. Pizza peynirimizi aldık. Biliyorsun bu pizza peyniri ekstra satılıyor. Bunu aldık arkadaşlar. Önce peynirimizi ne yapacağız?
üzerine gezdireceğiz yani. Ben demin dedim. Ben İstanbul ve Anadolu evliyalarını, hatta dünya evliyalarının hayatlarını böylece okuyorum arkadaşlar. Anladınız mı? Hayatlarını okuyoruz yani. Halk kendisinin büyük bir veri olduğunu yavaş yavaş anlamış ve halkın ricası üzerine Hon Salar Camii yanındaki bir odaya yerleşmişlerdir. Bu camide de halka vaazlar ve nasihatler yapmışlar ve Halvati tarikatını yaymışlardır. Halen metfun bulunduğu türbe ve civarındaki evler ve devrin hayır sahiplerinden Eyüp Halife namındaki hayırsever bir zat tarafından satın alınmış ve Şaban Veli Hazretleri'ne hibe edilmiştir. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri de bu hibeyi kabul ettikten sonra yerine gelecek şeyhlerin oturması için bir vakıfname tanzim etmiştir. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin gün geçtikçe namı yayılmış, Rumeli ve Anadolu'dan birçok kimseler gelerek kendisine derviş olmuşlardır. Kayıtlardan anlaşıldığına göre 360 zata şeyhlik icazetini vermiştir. Bu icazeti alanlar Anadolu ve Rumeli'nin muhtelif şehirlerinde tekkeler açmış ve Halveti tarikatının Şaban-ı Veli ismine nisbetle Şabaniye kolunu kurmuşlardır. Evet arkadaşlar. Ben Facebook'ta, yani Facebook'ta bazı kişilerin böyle Allah-u Teala'nın has kullarına dil uzattıklarını görüyorum arkadaşlar. Bak, çok yanlış. Çok yanlış. Çünkü Allah-u Teala veli kullarına dil uzatmak iyi bir şeydir. Onlara hiçbir zaman iyi bir şey getirmez. Allah-u Teala kısa zamanda da onların cezasını veriyor. Ben buna şahit olduğum zamanlar da oldu arkadaşlar. Onun için biz bilmediğimiz bir iş için veyahut da eskiden görmediğimiz bir iş için neden ön yargıda bulunalım arkadaşlar? Bulunamayın. Çünkü bilmiyor. Bir şey bilmedin mi ne yapacaksın? Bunu araştıracaksın. Çünkü hiçbir şeyden haberimiz yok. Araştıracağım. Araştırmıyorsan okuyacaksın. Yani kendini ne yapacaksın arkadaşlar? Kendimi geliştireceğim. Öyle boş konuşmayla bu işler olmaz. Çünkü dünya fani. Dünya geçici. Dünyada bugün varım, yarın yok. Dedelerimiz, atalarımız, babalarımız hayatta mı? Yok. Yoklar. Niye yoklar? Dünya kısa bir dünya. Onun için herkes ölecek. Herkes ölümün tadacak. Dünya fanidir. Geçicidir arkadaşlar. Dünya geçicidir arkadaşlar. Dünya fanidir. Onun için hiç kimse kimsenin hakkında yalan beyanlarda bulunmasın ve iftiralar atmasın arkadaşlar. İftira da biliyorsunuz çok büyük bir günah. Çünkü o iftira attığın kişileri hak sahibi yapıyorsun. Buna göre herkes mümkün mertebede iftiradan uzak dursunlar. Allah-u Teala'nın has kullarına, salih kullarına, abid kullarına, veli kullarına
ilim okumuş insanlarına dil uzatan insanı kesinlikle Allahu Teala sevmez. Artı ben hiç sevmem yani. Öyle insanlarla işim olmaz. Kimse kusura bakmaz. Burada dünyada, yalan dünyada 3-5 kişiyi güldüreceğim, muhabbet olsun diye böyle şeyleri yapmayı çok yanlış buluyorum arkadaşlar. Onun için herkes ne olsun ayağına denk alsın, böyle bilmediği şeylerin veliler hakkında konuşmalarını ben doğru bulmayayım yani. İnşallah buradan da bir şeyi dinlerseniz tabii ki. Çünkü ben dedikodu yapmıyorum burada. Bunun için dinleyici sayımız pek az oluyor. Az kişi görüntülü yani şeyleri. Onun için diyorum ki herkes yani bilmediği konu hakkında yalan beyan vermesin. Çok günah. Bunu ben demiyorum yani. Bunlar Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ayetleriyle şeydir, tapılıdır yani. Ayetlerinde de öyledir. Biz bir şey biliyorsak, biliyorsak bunun hakkında konuşalım, bilmiyorsak susalım. Susmak da güzeldir yani. Şimdi bunun üzerine bir de biber atayım, şöyle acılı biber. Vatandaşlar yiyin. Ne demiş? Adam acı acıya demiş, su sancıya. Biber de bağlı ama niye bağlı ben de bunu anlamadım yani. Sanki altın. Aynen o görünümü verdiler yani. Evet, YouTuber arkadaşlarım. İnşallah bu videoyu dinlerseniz, izlerseniz, bu videodan bir şeyler anlarsınız. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, bakalım kaç dakikamız kalmış. Var biraz daha. Ona göre şey yapalım arkadaşlar. Şöyle dursun, ben şöyle şunu şeyimi bitireyim arkadaşlar. Şaban Veli Hazretleri'nin hayatını okumaya devam edelim. Çünkü bu da benim sevdiğim Allah-u Teala'nın veli kullarından. Bunda bir hikmet var diyerek acele ettim. Şaban-ı Veli Hazretlerine bir gün fakir bir kimse gelerek, efendim fakirim, bir merkebim vardı, o da öldü. Şimdi ne ile çocuklarımın geçimini temin edeceğim, ne olur dua buyurun da Cenab-ı Hak beni namerde muhtaç etmesin dedi. Şaban-ı Veli Hazretleri de ellerini açarak bu fakir için Allah-u Teala'ya yalvardı. O sırada bir atlı yedeğinde bir katır ile Şaban-ı Veli Hazretlerinin huzuruna varıp, efendim bu katırı size hediye etmek niyetiyle ta memleketimden geldim, lütfen kabul buyurunuz dedi. Şaban-ı Veli Hazretlerine yanında duran fakire dönerek, ey fakir, Allah-u Teala'nın sevdiklerine olan bağlılığın ve muhabbetin sebebiyle Cenab-ı Hak sana merkebin yerine daha güçlü bir katır ihsan etti. Nimetinin şükrünü bil ki daha da çoğaltsın buyurdu ve katırı fakire teslim etti. Katırı getiren kimse bu işe şaşırıp kaldı ve hayretinden Sübhanallah deyince etrafındakiler niçin hayret ediyorsun diye sordular. O kimse de bu katırı yarın getirecektim. Lakin içime hayırlı işi
geciktirme diye bir düşünce geldi. Bunda bir hikmet var diyerek acele ettim dedi. Yetiş Şeyh Şabani Veli Hazretleri. Talebelerinden Muhyiddin Usta şöyle anlattı. Bir gün hocamız Şabani Veli Hazretlerinin huzurunda idik. Ülgaz yolundan bir kimse geldi ve hocamızın elini öptükten sonra efendim, yol üzerinde bir değirmenimiz vardı. Bir arkadaşımla değirmenin taşını değiştirecektik. Yeni taşı kaldırdık. Tam koyacakken derenin dibine yuvarlandı. Dereden tekrar çıkarıp yerine koymamız mümkün değildi. Çünkü taş çok ağırdı. Ne yapacağımızı düşünüp dururken hatırımıza siz geldiniz ve yetiş ya Şeyh Şabani Veli Hazretleri diye imdad istedik. O anda bir el değirmenin taşını aşağıdan aldığı gibi getirip yerine koydu. İşte orada gördüğüm el ile bu öptüğüm el aynı eldir dedi. O günden beri hiç kimseye borçlanmadım. Kürekçim Mustafa isminde Şabani Veli'yi çok seven biri anlattı. Birisine 1200 akçe borcum vardı. Onu ödemek için çok çalıştığım halde bir türlü para biriktirip veremedim. O kimse de zaman zaman geri parasını istiyordu. Ben her defasında biraz daha mühlet ver diyordum. Bu durumun böyle devam etmeyeceğini anlayınca bir velinin kabrine giderek ya Rabbi enbiyan ve bu evliyan hürmeti için bana borcum kadar dünyalık ihsan eyle diye dua etti, eyledim. Oradan ayrıldıktan sonra aklıma Şabani Veli Hazretleri geldi. Huzuru şeriflerine vardığımda yanında kimse yoktu. Beni görünce oturduğu minderin altını işaret ederek bunun altındakileri al buyurdu. Elimi uzatıp bir miktarını aldım. Hepsini almadığımı görünce bana hepsini al. Hak Teala oradakilerin hepsini senin için gönderdi buyurdu. Bunun üzerine hepsini aldım. Sonra benim için el kaldırıp ya Rabbi bunu darda koyma diye dua etti. Huzurundan ayrıldım. Tenha bir yere vardığımda paraları saydım. Tam borcum kadardı. Çok sevindim. Hemen gidip borcumu verdim. O günden beri hiç kimseye borçlanmadım. Elhamdülillah. Göreceğimizi gördük. Talebelerinden Mehmet Efendi anlattı. Şabani Veli Hazretlerinin talebesi olmakla şereflendiğim sıralarda onun pek çok kerametlerini gördüm. Hallerine şahit oldum. Horasan Evliyası'ndan biri, talebelerinden hal ehli olan birkaçına Anadolu'da derecesi yüksek, pek kıymetli bir veri yetişti. Arzu ettiği an melekler alemini seyretmektedir. Siz de ziyaretine gidiniz. Onun feyiz ve bereketine, teveccühlerine kavuşunuz buyurdu. O talebeler de Anadolu'ya doğru yola çıkıp Kastamonu'ya yaklaştılar. Bu sırada Şabani Veli Hazretleri iki talebesine bir ayna verip Horasan dervişlerinden üçü ziyaretimize gelmektedir. Aynayı bu gelenlere veriniz buyurdu. Aynayı alan iki talebe Horasanlı dervişleri karşılamaya çıktılar. Yolda karşılaştıkları aynaya baktıklarında içinde Şabani Veli'nin tebessüm ederek kendilerine baktığını gördüler. Bu hale hayret ettiler ve bize bu kafidir, göreceğimizi gördük, Şabani Veli'nin teveccühlerine kavuştuk diyerek Horasan'a döndüler. Keramet ve menkibelerinden bazıları Şeyh Şabani Hazretleri 7 sene dünya yüzü görmeden Seyyid Sünnet Efendi Hazretlerinin nöbetinde gece gündüz ibadetle meşgul olmuş ve velilik tacını giymiştir. Bundan sonradır ki Şeyh Şabani Veli ismini almıştır. Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarına bahşettiği bu müstesna hallerin Şeyh Şabani Veli Hazretleri ile alakalı olanlarından bazıları şöyledir. Murad-ı Halife ismindeki imam bir gün Şabani Veli Hazretleri'ni ziyarete geldi. O sırada Şabani Veli Hazretleri caminin bahçesinde talebeleriyle oturmuş sohbet ediyordu. Murad Halife bir müddet
onların yanına oturup sohbeti dinlemeye başladı. Dinledikçe Şaban-ı Veli Hazretlerinin büyüklüğünü anlıyordu. Bir ara Şaban-ı Veli Hazretlerinin mübarek başını caminin kubbesi yüksekliğinde gördü. Hemen varıp Şaban-ı Veli Hazretlerinin dizinin dibine oturdu ve elini öpmeye başladı. Talebelerinden biri yavaşça, bu adam ne yapıyor? Durup dururken hocamızın elini öpüyor deyince yanındaki bir talebede kaç dakika var? 30. Hepsi kaç? 30 dakika. 30 dakika mı yapmışım? He. 3 dakika mı var? Evet. He, tamam. Şaban-ı Veli Hazretleri zaman zaman şehrin kenarında bulunan bir ulu çınar ağacının yanına gider. Ağacın kovuğu içine oturarak Allah-u Teala'yı zikreder, mahluklar hakkında tevekkül ederdi. Bir gün böyle ağacın kovuğunda tevekkül edip otururken bazı kimseler gelip Şaban-ı Veli Hazretleri'nin çağırdılar. Tevekkül etmeyi bırakıp gelenlerle beraber şehre giderken arkalarında bir gürültü koptu. Geriye döndüklerinde koca çınar ağacının da peşlerinden geldiğini gördüler. Bunun üzerine Şaban-ı Veli Hazretleri, "Ey yaşlı çınar, daha gelme, yerinde kal." buyurunca köklerini sürükleyerek gelen ağaç olduğu yerde kaldı. Kastamonu'nun yetiştirdiği büyük veli Ömer Hüdayi Hazretleri anlattı. Teyzemin başı çok ağrıyordu. Bu baş ağrısı için gitmedik tabip, içmedik ilaç bırakmadık. Kimden ne ilaç duyarsak onu deniyorduk. Fakat netice hiç değişmiyordu. Bir gün Şaban-ı Veli Hazretlerine gittik. Durumu anlattıktan sonra dua istedik. Kur'an-ı Kerim'in her harfine bin derde bin deva vardır. Ondan şifa aramayan şifaya kavuşamaz buyurdu ve bir Fatiha Şerif okudu. Oradan ayrıldık. Eve gelirken teyzeme ağrısını sorduğumda elhamdülillah hiçbir ağrı ve sızı kalmadı diyerek Şaban-ı Veli Hazretleri ne dua etti. Şaban-ı Veli Hazretleri bir sene kendine ait bir odada halvete giderek günlerce dışarı çıkmadı. İçeride nefsini terbiye etmek yüksek derecelere kat etmek için uğraştı. Bu sırada manevi derecelerin sırlarına vakıf oldu. Bir hac mevsimiydi. Kastamonu'lu bir kimse hac vazifesini yapmak için Kabe'yi muazzamaya gitmişti. Orada hastalandı. Kendisine yardım edecek bir yakını yoktu. Beraber geldiği kimseler Mekke'den ayrılıp memleketlerin yolunu tuttuğu halde bir kimse iyileşip yola çıkmamıştı. Gözyaşlarıyla ağladığı bir gün yanına bir zat geldi. "Ey Hacı Efendi, ağlamanızın sebebi nedir?" diye sordu. O da durumunu anlatınca dedi ki, "Kabe-i Şerif'in Hanefi mihrabı yakınında 5 vakit namazını kılıp kaybolan bir zat vardır. Oraya git, kim olduğunu araştır. Bulduğun zaman ellerine yapış ve sıkıntını anlat. O kendisini gizlerse de sen ısrarla derdime çare de, o hacı pek iyi." diyerek Hanefi mihrabına gitti. Namaz arasında dikkatle gelenleri kontrol ediyordu. Bir ara. Evet arkadaşlar, hepinize güzel günler.